biliyorsunuz sıcak gelişme. MİT'ten Kuzey Irak'a bir operasyon gerçekleştirildi. Kırmızı bültenle aranan PKK'lı Cimşit Demir Türkiye'ye getirildi. Soracağız efendim. Detayları alalım hemen. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Sayın Özgür Tör Skype bağlantısı üzerinden bizlerle birlikte. Sayın Tör, hoş geldiniz efendim gün ortasına. Sayın Tör. Sesiniz çok net gelmiyor bize. Bir kez daha mı bağlantı yapsak acaba arkadaşlar? Şu anda sesi alamıyorum konu. Sesiniz bana gelmiyor. Şu anda geldi. Evet, peki. Sayın Tör, bu operasyonu nasıl okumak gerekiyor? Buyurun, peki. Buyurun. Önemli bir isim Cimşit Demir, kırmızı bültenle aranıyordu ve Türkiye'ye getirildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu yeni gelişmeyi? Evet, sorunuzu kısmen duydum. Seste biraz sıkıntı var ama şöyle cevaplayabilirim. Tabii örgütün üst düzey yöneticilerinin, üst düzey sayılabilecek yöneticilerinin Irak'ta kuzeyinde yapılan harekatlarla tek tek toplanması güzel bir gelişme. Yani bu istihbaratımızın o bölgede kuvvetli olduğunu ve bizim o bölgeden gelen haberleri anlık olarak aldığımızı göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Buna yönelik yapılan operasyon. Eğer siz bu şahıslara, isim önemli değil, ya, isimleri çok fazla şey yapmamak lazım. Hani önemseyip de gereğinden fazla önem vermemek lazım ama şu önemli, burada başarı bizim güvenlik kuvvetlerimizin, MİT'in başarısı nedir? Bunu anlayan takip ediyorlar. Yani durumsal farkındalık. Kim var hedefte? Ne yapıyor? Bunu yakalamanız için her türlü hareketini takip etmeniz lazım. Bu takip de sadece tek bir yönden olmaz. Çok değişik yönlerle aynı anda, eş zamanlı takip yapılır. Dolayısıyla bu tip şahıslar daha herhangi bir harekete başlamadan önce, işte Avrupa'ya geçmeden önce, onu yapmadan önce, bunu yapmadan önce, başka bir faaliyete başlamadan önce hemen yakalanıp enterne ediliyorlar. Bu güzel bir gelişme. Ülkemiz adına, bizim evet, güvenlik kuvvetlerimizin, bütünümüzün, istihbaratımızın bu bölgenin bizden haber olmadan kuşuş bulacağını göstergeysen güzel bir başarı. Ben tebrik ediyorum emeği olanlara. Tebrik ediyorum. İnşallah arkası daha o yıllardır örgüt yöneticisi olup da hala oralarda arada bir sırada gizli gizli mağaralar demeç verenler var. Onları da inşallah bir yakın zamanda böyle şanlı Türk bayrağının arkasında önünde görürüz diye evet, düşünüyorum. Ümit ediyorum. Yakın zamanda inanıyorum. Bunun olabileceğine inanıyorum. Yeni operasyonlar bekliyorsunuz o zaman. Çünkü son aylarda değil mi çok sıklıkla önemli operasyonlara imza atıldı. Bu noktadan bakarsanız Türkiye'nin terörle mücadelede geldiği noktayı da değerlendirir misiniz bize? Şimdi terörle mücadelede iyi bir noktaya geldik ama eksiğimiz de var. Yani eksiğimiz şuradan kaynaklanıyor. Yani buradaki kahraman güvenlik kuvvetleri canla başla çalışıyor. Onların bir eksiği, bir hatası yok. Burada özellikle geçmişte Irak'ta uyguladığımız 90'lı yıllardaki hatalı stratejik planların bir benzerini ne yazık ki 2011 yılına itibaren Suriye'de bir hatalar durumuna girdik. Çok iyi gidiyordu aslında Suriye'yle ilişkilerimiz. Dolayısıyla Suriye'nin kuzeyinde bir baştan beri bu iş planlayanların bir alan boşaltması oldu. Şimdi bu boşaltıp Suriye günlerde göçmen sohbette çok fazla geçiyor ya her yerde göçmen konusu. Şu anda şey evet, hem basında hem kişiler arasında normal sohbetler hep göçmen. Şimdi özellikle Suriye'nin kuzeyindeki insanlar göçmen pozisyonunda büyük kısmı Türkiye'ye geldi. Düşürülmesinin ana sebebi o bölgede bir PKK'ya alan açmak. Yani bu IŞİD, MİŞİD, bunların hepsi tamamen bir tiyatroydu. Alan açmaktı. Bu alanı geçici olarak açtılar. Dolayısıyla bir kere buradaki Suriye'deki vatandaşların bu herhangi bir şekilde şey değildir. Herhangi bir gruba kesme, herhangi bir olumsuz yaklaşım anlamı söylemiyorum. Çünkü bakın şunu demiyorum yani. Burada insanlar işte Avrupa'ya gitsin, oraya gitsin, buraya gitsin. Bu bölgeye kasıtlı olarak çok değişik gruplar tarafından hazırlandı, boşaltıldı. Şimdi bu insanlar tekrar doğdukları yere ana toprağına giderek bu bölümü doldurma lazım. Bunu niye anlattım? Şunun için anlattım. Terör mücadele içeride işte Irak bu tip operasyonu yapıyor. Başarılı, çok güzel ama bu alanın doldurulmadığı takdirde, biz önce söylediğim metoda doldurulmadığı takdirde sürekli olarak orada Türkiye'ye rahatsızlık verecek bir terör kampı. Eskiden BK'dan bahsedilirdi. Değil mi? Hani BK vadisi evet, falan bahsedildi. İşte Irak'ın kuzeyi vardı bir ara. Şimdi burası sınırımızın hemen dibinde bir nokta olarak duracak. Dolayısıyla bunun da mutlaka enterne edilmesi lazım. Yani sorunuzun dönüşümüz zaman terörle mücadele başarılıyız. Evet. Ama bu
alandaki işte 40 bin, 70 bin, 80 çok değişik rakamlar söyleniyor ama biraz da para almak için bunu destekleyenlerden biraz rakam şişiyorlar. Ama buna rağmen burada bir terörist varlığı var. Bunu mutlaka bitirilmesi lazım. O Bu olduğu zaman bir takdirde operasyon bekliyorsunuz. yani olması lazım. Bu operasyon işte Türkiye tarafından mı yapılır? Oradaki işte Suriye'yle değişik ülkelerle anlaşmalı oluyor mu? O mu yapılır? Bu mu yapılır? Onu bilemem. Ama mutlak surette buranın temizlenmesi lazım. Buranın tekrar sahiplerine bakın altını çiziyorum. İnsan hakları değil mi? İnsan hakları çok önemli. Sahiplerine burada verilmesi lazım. Bu açıdan önemsiyorum. O olduğu zaman terörle mücadelede tam başarı sağlanmış ve terör tamamen tarihe karışmış, Türkiye'nin gündeminden çıkmış hale gelecektir. Bu açıdan önemlidir. İnşallah onun ileride görürüz. Peki, ileriki günlerde bir operasyon gelecek mi? Nasıl bir strateji izlenecek? Takip edeceğiz ama bir sorum daha olacak Sayın Törf size. Şimdi Baylok'un lisans sahibi Alparslan Demir ismini değiştiriyor. David Keynes olarak veriyor ve Türkiye'ye gelip teslim oldu. Şu anda da 15 yıla kadar hapsi isteniyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. Biz 15 Temmuz'un hemen sonrası bir Baylok gerçeğiyle tanıştık. Baylok FETÖ için ne ifade ediyordu? Kısaca bu değerlendirmeyi de sizden alabilir miyiz? Şimdi bu artık tabii herkes tarafından bilinen bir şey. Bu örgüt burada bir haberleşme, gizli haberleşme ağı kurmuş. Buradan görüşüyor. Ama bunun tabii bu görüşmelerin bir tarafından komple server'ın ele geçirilmesinden sonra yani bilgilerin çekilmesinden sonra aslında çözümlenmesiyle ilgili yani sürecin devam ettiği söylenmişti ama kim konuştu, kimle ne konuştu bunların detaylı şekilde mutlaka inceleniyordur ve incelemeyeyim demiyorum. Yani kimseyi de tövbe tahtı bıraktım ama bunu incelenip kimse bunu kullananların ortaya çıkması lazım. Evet. Bu açıdan bence bu iş tam açıkta kavuşmadı. En azından biz kamuoyu olarak bilmiyoruz. Yani bunu bir ifade edelim. Diğer bir konu bunu kullanan işte icat eden sahibi dediğimiz yani alt yazıda öyle yazdınız. Gelmesini ben tam anlayamadım. Anlayamadım derken anladım da iki çeşit hareket tarzı oluyor. Bunlardan bir tanesi bir amaç saptırmak için olabilir. Yani nedir? İşte buradaki faaliyetleri farklı yöne çevirmek için olabilir. Bir tanesi de gerçekten samimiyetle gelip bazı itiraflarda bulunmuş olabilir. Bunun güvenlik kuvvetleri bununla ilgili yargı gereken tedbir alıp gereken yönde hangisi olduğunu şeyini verecektir. Ama isim değiştirilmesi konusu da çok ilginç. Bunu çok yapılıyor. Yani insanların bir de yabancı sosyal medyada da var. Genellikle de böyle yabancı isimleri falan çok kullanırlar. Yani normal insan kendi ismini, kendi tarihi köklerinde olan lakabını, neyse işte şeyini yani normal köklerinden aslını inkar etmeyecek şekilde şey kullanması. Ben bu şahsi söylemiyorum, genel olarak söylüyorum. Kullanması lazım. Bu hiç ben yakıştıramıyorum. Böyle komple bir yabancı isme insanların kullanmasını çok doğru bulmuyorum. Yani gereksiz de buluyorum. Hatta çok yani utanç verici buluyorum. Yani tekrar söylüyorum, bir kişi için konuşmuyorum. Genel Normal neyse anlamda. insan ismini, insanın ismi neyse yabancı ülkeye gidebilir. Orada vatandaş olabilir. İsmini değiştirmesinin yani belki iki jenerasyon sonra değişse, farklı isimlere doğru evrilmesi algılanabilir ama yani şu anda böyle hemen işte ismini aldım, oradan farklı bir isme geçtim. Bilmiyorum yani. Kendi ailesi bana ne diyordur acaba? Onlara sormak lazım. Onlar daha iyi şey bilir. Bizim yani bu şahsın özelini söylemiyorum. Tekrar söylüyorum. Genel olarak söylüyorum. Yani bir anne, baba mesela buna ne der yani? Mesela büyük baba diyelim ismini vermiş mesela. İsmini değiştirmiş. Buna ne der? Onları da ayrıca Peki. inşallah kendi aileleri tarafından değerlendirir. Peki Sayın Tövbe, çok teşekkür ederiz efendim katkılarınız için. İyi Ha? çalışmalar diliyoruz size. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Özgür Tör bizlerle birlikte oldu. Çok kısa bir reklam aramız var. Reklamların hemen ardından yine bir yayın konuğumuz stüdyoda bizlerle birlikte olacak. Araştırmacı yazar Sayın Mustafa Albayrak'la gündemdeki tüm gelişmeleri başlıklarıyla değerlendireceğiz. Ayrılmayın.